Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere LoL'de FPS arttırmayı, yükseltmeyi göstereceğim. Bu yaptıklarımız sadece LoL'de işe yaramayacak. Diğer oyunlarda da FPS artışını hissedeceksiniz. Ama daha çok LoL'de yani daha çok LoL'de FPS artışı olacak. İlk yöntemimize geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda teşekkür etmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda da açıklama kısmından gelebilirsiniz. Birinci yöntem Windows R tuşuna basıyoruz. Windows artı R. Daha sonra çalıştır gelecek. Çalıştır geldikten sonra buraya ms config yazacağız. Daha sonra tamam diyeceğiz. Tamam dedikten sonra böyle bir pencere gelecek size. Buradan ön yüklemeye geleceğiz. Buradan gelişim seçenekler. Buradan böyle bir yere gelecek. Bu sizde şöyle olabilir. Böyle olabilir. Buna tık atacağız. Buradan en yüksek ne varsa 6, 8 veya bilmem kaç işte. Burada en yüksek sayı, rakam ne varsa onu seçeceğiz. Böyle bırakacağız. Tamam diyeceğiz. Buradan uygula diyeceğiz. Daha sonra buradan başlatma yeri var. Buradan görev görüntüsünü açıyoruz. Daha sonra böyle bir yer gelecek. Şurayı kapatalım artık. Burasını uyguladıktan sonra işimize yaramıyor burası. Buradan buradaki ne diyor burada? Bilgisayarı açtığımızda açılacak uygulamaları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela benim kullanmadığım uygulamaların hepsini devre dışı bıraktım gördüğünüz gibi. Devre dışı, devre dışı. Ben bunların bilgisayar açıldığında açılmasını istemiyorum. Mesela buradan sağ tıklayarak devre dışı bırakabiliyorsunuz veya devre dışı olanları etkinleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde bilgisayarınızın daha hızlı açılmasını sağlayabilirsiniz. İkinci yöntemimizde işlemciye güç vereceğiz. Şöyle yapalım. Windows tuşuna basalım. Güç planını düzenli çıkacak. Buradan Enter yapıyoruz. Buradan güç ayarlarını değiştir var. Buna tıklayacağız. Böyle bir yer gelecek. Buradan işlemci güç yönde var. Onun solundaki artıya basacağız. Buradan en yüksek işlemci durumunu %100. Buradan en düşük işlemci durumunda 100 yapacağız. Buradan sistem soğuma ilkesinde etkin yapacağız. Bunu devre dışı yapmayın sakın. Edilgen ben yapmayın. Böyle kalsın bunlar. Daha sonra bunu kaydedin. Diğer ayarları ellemeyin. Buradan da şunları zaten hiçbir zaman yapın. Bunlar gereksiz bir ayar. En önemli ayarı yapacağız. Nvidia ayarlarını. Bu sizde ekran kartınız AMD olabilir ama çok fazla bir ayar değişmez yani. Buradan masa üstüne sağ tıklıyoruz. Nvidia denetim masası olacak. Oraya tıklayacağız. Böyle bir pencere gelecek. Buradan ilk önce görüntü ayarlarını ön ayarla yap diye bir yer olacak. Böyle bir yer gelecek size. Buradan benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver. Şeyini seçeceğiz. Daha sonra bunu kalitedeyken bu. Sizde kalitede olacak. Bunu performans moduna getireceğiz. Daha sonra buradan gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan seçeneğini seçip uygulaya basacağız. Bastıktan sonra 3D ayarlarının yönetilmesi yeri var. Oraya gireceğiz. Buradaki ayarları benim ayarlarım gibi yapın. Ben hep tüm ayarları sizin için daha önceden ayarladım. Buradan videoyu durdurup teker teker yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bunları yaptıktan sonra da uygulayacağız. Şimdi bilgisayarda yapabileceğimiz birkaç bir şey daha kaldı. Bilgisayarda yapabileceğimiz birkaç bir şey daha kaldı. Şimdi Windows artı R tuşuna basıyoruz. Yani Windows R tuşuna basıyoruz. Senin çalıştırımız gelecek. Buraya yüzde temp yüzde yazacağız. Enter. Şimdi yüzde temp yüzde yazdıktan sonra buraya geleceğiz. Buradaki her şeyi Ctrl A yaparak seçiyoruz. Veya da şuradan sürükleyerek en aşağıya getirip hepsini seçebilirsiniz. Daha sonra delete tuşuna basıyoruz. Buradan tümünü bunu tümü verdi işte cart curt diyor. Onu seçip devam basacağız. Buradan bunu seçip tekrar atla diyeceğiz. Silinmeyecek dosyalar olabilir. Buradaki dosyalar gereksiz dosyalar, haberiniz olsun. Yani düşünmeden silebilirsiniz. Daha sonra Windows R'ye yani yine çalıştır açacağız. Buraya normal temp yazacağız bu sefer. Yüzdesiz temp yani. Bu şekilde. Daha sonra yine Ctrl A del devam. Bunları silecek. Bundan atla diyeceğiz. Bu şekilde.
Daha sonra geri dönüşüm kutusunu da temizleyin. Bu şekilde hop. Tamam. Tamam. Şimdi başka ne kaldı? Buradan son LoL'e geçmeden önce son bir yapmamız gereken bir şey kaldı. Buradan bilgisayarıma giriyoruz. Sistem özellikleri. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız sistem bilgileri. Buradan böyle bir yer gelecek. Gelişmiş sistem ayarları. Böyle gelecek. Ve buradan performans yeri var. Buradan ayarlar diyeceğiz. Böyle bir yer gelecek. Buradan özel diyeceğiz. Hepsinin tikleri kaldırıp kaydedeceğiz. Bu şekilde Windows'umuz daha hızlı çalışacak. Ama ben bunu yapmayacağım. Son ayarımız da bu şekildeydi. Şimdi oyunumuza geçelim. Oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Şimdi oyun içi ayarlarımızı yapacağız. Ayarlara giriyoruz görüntüden. Buradan çözünürlüğünü eğer aşırı FPS düşüşünüz varsa buradan 1166'ya 768 veya 1160'a 768'li şekilde düşürebilirsiniz. Buradan renk körü modunu açabilirsiniz ama yani pek bir şey değiştirmez. Buradan görsel eklentileri gizliliği tik işaretleyin, böyle olmasın, böyle yapın. Daha sonra şu ekran titreşimini kapatın, şöyle olsun, tiksiz hali olsun. Ben size hepsini şu şekilde yapacağım. Buradan şunu çok düşüğe çekin, buradan bunu tiksiz hale getirin, buradan kenar yumuşatmayı da tiksiz hale, bunu da tiksiz hale, tik işaretlemeyin bunları. Buradan max kare hızını 120 veya 80'e işaretleyin, yani daha fazlası veya daha az olmasın. 120 veya 80 yapın. Şimdilik ben şunu 120'de bırakacağım. Daha fazla yapılabilecek ayar sınırı zaten yok. Bakalım. Ben şimdi FPS sabitleyicisini kapatacağım. Bu şekilde. Bakalım. Sınırsız yapalım. Kaç FPS alıyorum? Gördüğünüz gibi 220 FPS. Yani videoda olmama rağmen 180. Yani 160, şu an minyonlar çıktığı için videoda olduğum halde 160 FPS, 170 FPS alıyorum bu ayarlarla beraber. Siz de bu şekilde ayarlarınızı yapıp çok güzel FPS'ler alıp oyununuzu akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi oyundan çıkalım. Bu arada size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir de arkada benim wallpaper engine açık, yani hareketli wallpaper açık. Bu da işlemcinden yiyor. Ona rağmen o kadar FPS aldım de videodayım. Gösterebileceğim ayarlar, yani FPS ayarları bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Discord sunucuma da açıklama kısmından gelebilirsiniz.